Saat Farkı'ndan merhabalar. Dünyayı EkoTürk ekranında buluşturuyoruz. Bu programda her hafta farklı ülkelerden konuklarla gündeme dair farklı perspektiflere yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta Washington DC'ye uzanacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. ABD'deki etkili düşünce kuruluşlarından, özellikle Orta Doğu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan önemli düşünce kuruluşlarından Washington DC'deki Middle East Institute, yani Orta Doğu Enstitüsü olarak çevirebileceğimiz Türkçe'ye. İsimli merkezin Türkiye programının direktörü kendisi, aynı zamanda merkezin kıdemli araştırmacılarından uzun yıllardır kendisi de çalışmalarıyla yakından takip ettiğimde bir isim, Gönül Tol bizlerle olacak. Gönül Tol geçtiğimiz günlerde ilk bölümünü yayınladı, önemli bir podcast serisine başladı. Özellikle İngilizcesi olanlar için de mutlaka tavsiye etmiş olalım. Demokrasinin geleceğine dair aslında, yani özellikle ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi oldukça zamanlaması da bence önemli bu podcast serisinin. Demokrasi neden tehlike altında, neden tehlike altında ve nasıl sonuçları, bunun neler olur, nasıl olur hem ABD için hem dünya için? Bununla ilgili çok önemli bir podcast serisine başladı. İlk konuğu da Fukuyama'ydı. Çok ünlü ABD'li siyaset bilimci Francis Fukuyama ve Paul Salim'le birlikte güzel bir podcast'in ilk bölümünü yaptılar. Buradan duyurmuş olalım. İzlemek, dinlemek isteyenler de oradan dinleyebilirler. Ekranımızda da birazdan göreceksiniz. Gönül Tol, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Washington DC'ye çok selamlar. Merhaba Feyza Hanım, teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet, ekrana da geldi. Rethinking Democracy, yani demokrasiyi yeniden düşünmek. Güzel bir podcast serisine başladınız. Ben de dinledim. Geçtiğimiz günlerde zaten yayınlandı. Bu bir seri tabii. Serinin devamı herhalde Kasım'a kadar devam edecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle seçimlerin yapılacağı haftalık olarak devam edeceksiniz zannediyorum. İsterseniz bir seriyle alakalı çok kısa bir bilgi verin. Bundan sonrası için de belki takip etmek isteyen izleyicilerimiz olacaktır. Ondan sonra ilk bölümle alakalı özellikle bazı sorularım olacak. Evet, aslında 2024 yılı, yani bu yıl bu seriyi başlatmak istememizin sebebi 24 yılı demokrasinin geleceği açısından çok kritik öneme sahip bir yıl. Çünkü neredeyse dünya popülasyonunun yarısı sandık başına gidecek. Ve bir dönemde yaşıyoruz, yani demokratik erozyonun son 10 yıldır çok hızlandığı, demokrasiye dair, demokrasinin, liberal demokrasinin geleceğine dair endişelerin çok tavan yaptığı bir dönem. Tabii bu yılı özel kılan bir başka sebep de dünyanın en eski demokrasisi olan Amerika'da seçimlerin yapılacak olması ve Biden ve Trump yarışacaklar. Trump'ın yeniden başkan seçilme ihtimalinin çok yüksek olması, evet. Bu da demokrasinin geleceğine dair endişeleri, liberal demokrasi diyelim, onun geleceğine dair endişeleri gerçekten güçlendiren faktörler. Ve böyle bir yılda biz bu tür bir inisiyatif aldık, bir podcast başlattık. Amacımız demokrasiye hem demokrasilerin içerisinden yöneltilen tehdit, yani demokratik erozyonun içeride, ülkelerin içerisindeki sebepleri neler, hem onları konuşmak, hem de dışarıda o liberal uluslararası sisteme yöneltilen tehditler, yani otokrasiler ne tür tehditler yöneltiyor o liberal uluslararası sistem denen düzen, denen düzene. Aha. Ve iki alanın, yani uluslararası ve iç siyasetteki alanın kesişme noktalarını tartışabilmek. Aylık yapmayı düşünüyoruz ve aylık yapacağız. Her bölümde iki tane konuk ağırlamayı ümit ediyorum. Bir tanesi meseleye daha geniş bir perspektiften bakabilen, ki Fukuyama bu ilk bölümde o uzmandı. Evet. Genel olarak bize resmi çizebilecek ve bir tane de bölgesel uzman konuk etmeyi düşünüyorum. Paul Salem bu ilk bölümde, evet, Orta Doğu uzmanı olarak Orta Doğu'ya dair sorularımı yanıtladı. Evet, evet. Tebrik ediyorum tekrar, hakikaten aylık olmasını da not ettim. Ben haftalık diye heveslenmiştim ama tabii haftalık yapmak çok zor, ama aylık merakla takip edeceğim Gönül Tol. Şimdi zaten ilk episodun, yani ilk bölümün özetinde de web sitesinde yazıyor. Yani siz de zaten girişte değindiniz, dünyanın en eski işte demokrasisi ciddi bir risk altında. Tekrar Trump'ın başkan seçilmesi olası görünüyor. Yani oldukça muhtemel bir gelişme gibi. Bakalım, göreceğiz, yine son dakika sürprizi olur mu bilemeyiz ama şu an için en azından öyle gösteriyor anketler, çıkan sonuçlar. Bir başka çarpıcı sonuç daha var Gönül Tol. Özetle de dediğim gibi yazıyor.
Public Religion Research Enstitüsü ve Brookings Enstitüsü'nün son çalışmasına, araştırma raporuna göre Amerikalıların %75'i, yani %75 çok korkunç bir oran hakikaten. Bu önümüzdeki Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Amerikan demokrasisinin ve demokrasinin geleceğinin tehdit altında olduğunu, tehlike altında olduğunu düşünüyor. Bunu düşünenlerin oranı %75. Yani bu zamana kadar da çok fazla araştırma raporu okudum, zaten çok da takip ediyorum ama hakikaten bu çok çarpıcı bir oran, çok çarpıcı bir rakam. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani gerçekten çok ciddi bir oran olduğu için özellikle sormak istiyorum. Yani Amerikalıların, tabii ki hani cumhuriyetçilerin ve demokratların farklı görüşleri ama hani belki cumhuriyetçilerin kendi aralarında dahi demokrasiye inanç, güven zedelenmiş olabilir neticede. Yani bir resim çizebilir misiniz oradan bize, bu %75'i biraz açacak? Evet, aslında tabii Trump'ın, şunu söylemek gerekiyor, popülizm, yani Trump'ın temsil ettiği popülizm aslında Trump'la doğan bir şey değil Amerika'da. Yani bunun kökleri 19. yüzyıla kadar gider. Yani 1849'da mesela bir İngilizce Neo-Nothings denen bir parti vardı. Yani hani hiçbir şey bilmeyenler partisi aslında ve bu göçmenlere bir protestan bir hareketti. Göçmenlere karşı, göçmenleri bir varoluşsal tehdit olarak gören, Amerikan toplumunda bir varoluşsal tehdit olarak gören, işte şeye karşı, katolizme karşı ve beyaz Hristiyan üstünlüğünü savunan bir hareketti. Yani kökleri aslında çok geriye giden bir popülizm var. Fakat Trump'a kadar bu popülist hareket gerçek anlamda bir Amerikan demokrasisine tehdit arz etmedi. Neden? Çünkü şunu da söylemek gerekiyor. Yani bu popülist hareketler yine 19. yüzyılda Cumhuriyetçi Parti'ye entegre oldu. Dolayısıyla genel olarak yani Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinden Amerikan demokrasisine tehdit oluştu. Fakat bu Trump'ın tehdit ettiği kadar Amerikan demokrasisini tehdit etmedi, o kadar Amerikan demokrasisini sallamadı. Neden? Çünkü bugüne kadar özellikle Cumhuriyetçi Parti içerisinde bu tür popülist liderleri elimine eden bir doğal mekanizma vardı. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde bir elit grup, küçük bir elit grup, partinin başkan adayı seçilmesi sürecinde çok kilit bir rol oynadı ve demokrasiyi, demokratik süreci reddeden adayları aday yapmadı, aday göstermedi. Dolayısıyla demokratik refleksi olan bir Cumhuriyetçi Parti vardı bugüne kadar. Bu bir. İkincisi, modern dünyanın getirdiği bazı şeyler, bu Trump gibi popülist, antidemokratik liderlerin ekmeğine yağ sürdü. Mesela bugün önceden neydi? 21. yüzyıldan önce eğer siz bir partinin adayı, başkan adayı olmak istiyorsanız, Demokrat ya da Cumhuriyetçi Parti'nin, sizin bir kere çok ciddi medya kurumlarını, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, bu ana akım medya kurumlarının desteğini almanız gerekiyor. Bunlar da ana akım yerler. Yani bu bahsettiğimiz Wall Street Journal, New York Times, bunlar gerçekten o İngilizce endorsement denilen bir adaya desteklerini sunarken onların da demokratik kriterleri vardı. Evet. Oysa bugün siz bu gazetelerin, ana akım gazetelerin, medya kurumlarının, CNN'in, bunların hiçbirinin desteğini almadan sadece Twitter üzerinden adaylığınızı açıklayabilirsiniz ve ciddi bir toplumsal mobilizasyon, bir rüzgar yaratma potansiyeliniz var. Ve son olarak da şu var, yine siz bir kampanya yürütüyorsanız eğer, başkan olmak istiyorsanız, Amerikan başkanı ve parti tarafından aday olarak belirlenmek istiyorsanız ciddi bir finansal kaynağa ihtiyacınız var. Burada da yine o demokratik şeyler, fren mekanizmaları geliyor. Yani bugüne kadar demokratik süreci reddeden adaylar ciddi bir şeyi, bağış alamadı. Dolayısıyla toplumun farklı kesimlerinde, medyada, iş dünyasında, siyaset ayağında demokratik şeyi koruyan, demokratik yapıyı, süreci koruyup kollama refleksi olan şeyler, aktörler bu antidemokratik adayların önünü kestiler. Oysa bugün
böyle bir durum yok. Mesela Trump gibi şey denebilen, hani celebrity diyebileceğimiz bir insan, üstelik de kendi finansal kaynakları olan bir insan, Twitter'ı kullanarak ve bütün bu demokrasiyi koruyan aktörleri bypass ederek partisi içerisinde yükseliyor. Evet. İşte bu Trump'ı özel bir vaka haline getiriyor bu Amerika'daki demokratik erozyonu çalışan insanlar için. Onunla başlamadı bu. Evet. Fakat bugün bir şey söz konusu. Yani modern şeyin hem partinin değişmesi hem de modern hayatın getirdiği, ortaya çıkardığı araçların Trump tarafından Amerikan demokrasisinin altına oymak için kullanıldığını görüyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim Feyza Hanım. Bir de tabii Trump bir semptom aslında. Trump bir boşlukta, evrende bir boşlukta ortaya çıkmış bir fenomen değil. Bir şeyin sonucu. Ona bakmak gerekiyor. Neyin sonucu? Artık demokrasinin özellikle 2008 yılında o finansal krizden sonra, bu finansal krizden etkilenen geniş toplumsal kesimler demokrasinin onlar için artık işe yaramadığını hissetti. Ve bu bir yabancılaşma getirdi. İşte bu özellikle beyaz çalışan kesim arasında bu finansal krizin etkileri demokrasiye inancı zedeledi. Bir ikincisi de yükselen bir sol görüyoruz Amerika'da. Yani soldan kastım özellikle kimlik siyasetini çok önemseyen, siyasetin asıl amacının belli kimliklere şey vermek, platform vermek olduğunu düşünen bir yükselen bir sol var. Bunlar işte ırkçılığa karşı çıkıyor, siyahilere yapılan ırkçılığa, Latinolara yapılan, Müslümanlara yapılan ırkçılığa ve özellikle cinsel kimlik konusunda da çok ilerici bir ajandaları var. Bunu kendi muhafazakar değerlerine tehdit olarak gören bir kesim var. Bunlar da demokrasiye olan, yani eğer demokrasi buysa, eğer demokrasi okullarda benim çocuğuma eşcinsel evliliğin normal olduğunu anlatan bir şeyse, ben demokrasi istemiyorum diyen bir grup oluştu. Ve bütün bu şeyler bir araya gelerek, faktörler bir araya gelerek Trump'ı ortaya çıkardı. Tabii dediğiniz gibi yani bir semptom, sonuç aslında hakikaten. Şimdi özellikle ilk seri, yani podcast, bahsettiğim podcast serisinin ilk bölümünde yer verdiğiniz için özellikle biraz onu atıfla da sormak istiyorum. Fukuyama hepimizin bildiği, yakından tanıdığı işte siyaset bilimci, özellikle neyle tanırız biz onu? Tarihin sonu teziyle, işte 1990'ların başında yazdığı, sonrasında kitap olarak da 92'de kaleme aldığı The End of History and the Last Man, tarihin sonu ve son insan. Orada ne diyordu çok kısaca, hemen özetlersek, yani artık liberal demokrasiler, serbest piyasa kapitalizmi, aslında demokrasi, yani bugün bildiğimiz anlamda liberal demokrasi, insanlığın ideolojik evriminin geldiği son noktadır. Artık bunun ötesinde daha iyi bir model insanlık için, insan yönetimi için yoktur gibi bir tezi vardı. Fukuyama'nın çok basit bir özetini yapmış olursak. Şimdi ilk bölümde tabii ki sonrasında kendisi de bunu biraz revize etti. Başka çalışmalar, makalelerde zaten bunun üzerine çok zaman geçti 90'lardan bu yana, ama ilk bölümde onu konuk ettiğiniz için de özellikle onun perspektifini de biraz böyle dinlemeyenler için henüz özetleyecek olursanız, yani ABD gibi bir yerde bile biz bunu bugün gerçekten tartışıyorsak, aslında gerçekten tarihin sonu değilmiş, tarihin sonunun sonuymuş aslında belki gibi. Fukuyama'nın biraz perspektifiyle ilk bölüm ışığında neler söyleyebilirsiniz Gönül Tol? O ne düşünüyor mesela o zamanki teziyle bugün bu ABD'deki tartışmaları şöyle bir değerlendirdiğinde nasıl bir boşluk görüyor? Aslında ben Fukuyama'nın o End of History tezinin birazcık tezinin kendisinin değil, fakat o çok atılan başlığın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. End of History demek aslında tarih bitti. Yani Sovyetler Birliği çöktü ve liberal demokrasi aslında insanlığın ideolojik evriminin sonundan ziyade bence şunu söylemeye çalışıyor. Orada end kelimesini amaç olarak kullanıyor bence. Yani hani tarihin amacı liberal demokrasiyi yaratmaktır demeye çalışıyor. O anlamda biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Fakat aslında genel çerçeve olarak söylediğiniz şey doğru. Bu
30'lu yaşlarında genç bir şeyken, akademisyenken gözlemlediği şey, evet, insanlık şey evrimini, ideolojik evrimini liberal demokrasiyle o en son nokta, hem gelmeye çalıştığı, insanlığın gelmeye çalıştığı nokta bu ve bu bir doğal bir evrim söylemi var. Argümanının ana çerçevesi bu. Şimdi bu aslında büyük argümanından çok fazla sapmadı. Üzerinden çok zaman geçti o makalenin, fakat aslında o genel argümanın ana şeyine, çerçevesine sadık kaldı. Değişiklikler yaptı, yani mesela aslında bir neokon idi ve çeşitli Reagan, Bush yönetimlerinde yer aldı Fukuyama ve bir neokon iken mesela Obama'yı destekledi. O yüzden aslında belli anlamlarda evrildi kendisi. Fakat temel ana tezine sadık kaldı ve şunu söylüyor. Şimdi yeni bir kitabı çıktı, yani hani nispeten yeni diyelim. Liberalism and its discontents baş adlı bir kitap. Yani liberalizme yöneltilen şeyleri irdelediği, tehditleri irdelediği bir kitap ve şunu söylüyor. Aslında liberal şöyle bir sorun var diyor. Liberalizmin bir kere yanlış anlaşıldığını söylüyor ki ben buna çok katılıyorum. Yani klasik anlamda liberalizm, şimdi liberal demokrasi dediğimizde, aslında demokrasi dediğimizde doğal olarak biz liberal demokrasiden bahsettiğimiz zannediyoruz ama öyle değil. Bu iki kavram modern dünyada gittikçe birbirinden ayrıştı. Ayrıştığı kadar da bir çatışma içerisine girdi. Yani demokrasi, o yüzden aslında bu şeylerin, kavramların özüne gitmek gerekiyor. Demokrasi nedir? Demokrasi bizi yönetecek insanları seçtiğimiz mekanizmadır aslında. Öyle değil mi? Evet. Yani gidip işte oy kullanma mekanizması. Liberalizm ise bu şeylere karışmaz. Yani sen nasıl seçersen seç, istersen o bir şey olsun, bir monarşi olsun, bir kral olsun, bu yöneticinin şeylerini, yetkilerini sınırlandıran mekanizmadır liberalizm. O prensiptir. Yani işte şey vardır, mahkemeler vardır, çeşitli denge mekanizmaları vardır. Liberalizm budur. Şimdi Fukuyama diyor ki, gittikçe aslında liberalizmi biz yanlış anlamaya başladık. Şimdi liberalizm denildiğinde, mesela Amerika konjonktüründe bağlamında düşündüğümüzde, liberal dediğinizde işte şeyleri, ırk ilişkilerinde çok ilerici bir tavır takınan, sonra şeyin eşitsizliğe, toplumsal eşitsizliğe vurgu yapan, işte gay, lezbiyen vesaire LGBTQ haklarını savunan bir insan akla geliyor, öyle değil mi? Diyor ki şeyde, Fukuyama'da, aslında bu liberalizmin yıllar içerisinde üstlendiği anlam, fakat aslında liberal demokrasi derken bizim kullandığımız şey, anladığımız liberalizm o liberalizm değil diyor. Bugün liberalizme hem sağdan, siyasi yelpazenin sağından, hem solundan ciddi bir tehdit var. Soldan gelen tehdit nedir? Sol bütünüyle kafayı kimlik siyasetine takmış durumda diyor. İşte eşcinsel evliliği savunuyor, ırk ilişkilerini savunuyor ve neoliberalizmi anlıyor soldakiler liberalizmden ve bir eşitsizlik olduğunu düşünüyor. Bunun için yeniden şeyin dağıtılması gerektiğini düşünüyor. Oysa sağda buna tepki veriyor. Sağın liberalizm şeyden anladığı, nasıl bir tehdit oluşturuyor liberalizme sağ kanat. Onlar da solun bu kimlik politikasını eleştiriyor ve bunu kendi muhafazakar değerlerine bir tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla liberalizmin yeniden tanımlanmasını ve yanlış şekilde tanımlanmasını Fukuyama problemli buluyor. Diyor ki bu şey, bu sağdan ve soldan gelen tehditler bizi otoriter bir yola sokuyor. Ve bunun için diyor, sağın ve solun bir araya gelip bir uzlaşı oluşturması gerekiyor. Bulduğu çözüm bu Fukuyama'nın, ve Trump'ı da en büyük tehdit olarak görüyor Amerikan demokrasisine. Evet, ki yani Gönül Tol, şimdi 5 dakikamız kaldı bu tartışmayı. Ne yazık ki çok böyle saatlerce aslında sürecek bir tartışma ama biraz toparlamamız gerekecek. Şimdi Trump'ın yeniden başkan seçilmesi sadece ABD için de değil, hani tüm dünyanın da tabii ki
tüm dünyayı da etkisi altına alacak bir gelişme. En basitinden şundan dolayı, hani bakın ABD'ye, ABD'de bile işte demokrasinin kalesi olduğunu iddia eden ülkede bile bu noktaya gelindi. Hani dolayısıyla aslında demokrasi, yani dünyaya, özellikle Orta Doğu'ya tırnak içerisinde demokrasi ihraç eden bir ülkenin bugün gelmiş olduğu hal, vaziyet başka ülkelerde de şüphesiz farklı yansımalarla da sonuçlanacaktır. Dolayısıyla şöyle bir son 3-4 dakikalık toparlama yapacak olursanız, seçim sonrası hani özellikle Trump'ın yeniden bir başkanlığında özellikle ABD'nin bu demokrasinin kalesi olma iddiası, o modeli hakikaten çökecek mi? Bir de gerçekten bu kadar oturmuş bir demokrasi, bir kurumsallaşmış bir demokrasi varsa, bu da bir başka tartışma konusu kamuoyunda yapılan aslında. Hani tek bir adamın, Trump gibi tek bir insanın bu kadar böyle tehdit ediyor olması makul bir şey mi? Yani oturmamış bir şeyler mi var o zaman ki tek bir adam bu kadar bir sistemi bu kadar tehdit edebilsin? Onunla alakalı da birkaç değerlendirme rica edeyim sonuç olarak. Çok çok önemli bir soru sordunuz Feyza Hanım. Gerçekten bir adam geldi ve dünyanın en eski demokrasisini yerle bir etme şeyine, gücüne ulaştı ama edemedi. Öyle değil mi? Yani aslında sistem çalıştı. Bundan kasıt ne? Aslında kurumlar yıkılmadı ve kurumların başındaki kilit isimler zedelendi fakat yıkılmadı ve kurumların başındaki kilit isimlerin demokratik refleksleri Amerikan demokrasisini korudu. Şimdi Fukuyama gibi isimlerin ikinci bir Trump yönetimine dair duyduğu endişenin altında ne yatıyor? Diyorlar ki Trump ilk seçildiğinde hiçbir şey bilmiyordu. Kurumlar nasıl işliyor bilmiyordu. O yüzden gerçekten ana akım insanları kabinesine aldı ve gerçekten de Trump ilk dönemde bakarsanız kabinesindeki kilit isimler son derece makul ana akım isimler ve demokratik şeyi hassasiyeti olan isimler. Fakat şundan endişe ediliyor. O dönemde gerçekten hem Cumhuriyetçi Parti'nin kendisi hem de temel kurumlar demokrasinin arkasında durdu. Şimdi endişe edilen şey ikinci bir Trump yönetiminde bir kere Trump öğrendi artık ve kurumların nasıl işlediğini, siyasetin nasıl yapıldığını öğrendi. İkinci Trump başkanlığı altında o ana akım insanlardan hiçbirisi olmayacak. Bütünüyle kabinesi radikal insanlarla dolacak. Ve mesela şimdi Biden yönetiminde alınan bazı şeyler var, kararlar var. Trump proofing diyorlar. Yani bürokrasiyi Trump'a hazırlıyorlar. Yani öyle bir güçlendirelim ki, hatta bu kadrolaşmaya da gitti büyük oranda. Yani demokratların ana Amerikan bürokrasisinin kilit noktalarında şey yaptığı, kadrolaştı. Çünkü Trump gelirse eğer bizim demokrasiyi korumamız lazım diye düşünüyorlar. Bu tür adımlar atıldı. Ama gerçekten hep şunu söylüyorlar. Kurumlar önemli ama kurum dediğin şey nedir ki? Başındaki bir insan. Dolayısıyla baktığınızda mesela Georgia'daki seçimleri hatırlayalım. Orada bir insan çıktı ve dedi ki seçimler meşrudur 2020 seçimleri dedi. Ama farklı yerlerde dediler ki hayır aslında biz kazandık, Trump kazandı. Dolayısıyla kurumları şey yaparken, düşünürken yani insanlar önemli. O kurumlardaki kilit insanlar önemli. Bu nedenle de ben şeyi meşru buluyorum. Eğer Trump gelirse Amerikan demokrasisinin ciddi bir tehdit altında olacağı kaygısını çok meşru buluyorum ve endişe buluyorum. Evet, o zaman size kolaylıklar diliyorum. Gönül Tol ABD'de, hepimiz de tabii ki merakla, büyük bir endişeyle, bizler de gazeteci olarak tabii ki dünyanın her yerinde demokrasiye yönelik her türlü tehdidi tabii ki endişeyle takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Podcastleriniz için de tekrar tebrik ediyorum. Merakla takip edeceğim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Gönül Tol Washington DC'den, Orta Doğu alanında özellikle Washington DC'deki etkili düşünce kuruluşlarından bir tanesi Middle East Institute. Onun aynı zamanda Türkiye programının da kurucu direktörü. Gönül Tol'la konuştuk, bir podcast serisi başlatmıştı kendisi geçtiğimiz günlerde. Rethinking Democracy, Demokrasiyi Yeniden Düşünmek, her ay yayınlanacak. Middle East Institute'un sayfasından da konuyla ilgilenenler takip edebilir. Bu hafta biraz demokrasiyi, demokrasiye yönelik tehditleri konuştu kendisiyle. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.